Merhaba sevgili arkadaşlar, İsviçre'de bir Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün Bern kantonuna bağlı, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Isetvald köyündeyiz. Eğer doğayı ve köy yaşamını seviyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel köyü keşfedeceğiz. Yalnız gezimize başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Isetvald'a geldiğinizde etrafta birçok Koreli görebilirsiniz. Bunun sebebi çok ünlü bir Kore dizisinin burada çekilmiş olması. O yüzden Korelilerin uğrak noktası diyebiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz şu alanda çekildi ve girişe paralı yapmışlar. Giriş 5 frank. Bu da size bilgi olsun arkadaşlar. Burası o kadar popüler oldu ki Erkan da dediği gibi Koreliler yüzünden ücretli oldu. Yani bu İsviçreliler nereden para kazansak kârdır deyip burayı ücretli yapmışlar. Dilerseniz bu köyde güzel bir gemiyle, güzel bir doğa manzarasında tur yapabilirsiniz. İsterseniz çocuklarınızla gelip burada doyasıya güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Sen de uygulamalı şekilde röportaj yapan i̇şte haber spikerleri işte gibisin. Anlatmada uygulama olması lazım. Süperdin. Ve burada da tuvaletler. İsviçre'de gördüğünüz bütün çeşmelerden üzerinde nicht trinkwasser yazmıyorsa, yani içilmez yazmıyorsa içebilirsiniz. Bu Isetvald'da gördüğünüz bütün çeşmelerden su içebilirsiniz. Buradaki dükkanlardan su almanıza gerek yok. Yanınızda mataralarınızı getirin ve burada doldurup doğanın tadını çıkarın. Arkadaşlar yazın bu güzel köyde aktiviteler bitmez. Bu aktivitelerden bir tanesi de burada bot ve tekne kiralamak. Bakın burada sizlere detayları gösteriyorum. Bu arada kendiniz kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 20 franktan başlıyor, 120 franka kadar fiyatları değişiyor.
Sizlere biraz ulaşım hakkında da bilgi vermek istiyorum. Diğer ülkelerden gelecek olan arkadaşlar için de özellikle söylüyorum. Havaalanlarından olsun, gideceğiniz bölgelerden olsun, bütün turistik bölgeleri arkadaşlar, ulaşım çok kolay. Yani trenleri, otobüsleri hem zamanında geliyor, her yere olan ulaşım ağı da çok geniş. Evet, bakın Interlaken'dan buraya da dilerseniz otobüsle gelebilirsiniz. Interlaken'dan 103 numaralı otobüsle İseltwald köyüne gelebilirsiniz. İseltwald köyünden de aynı şekilde Interlaken'a bu şekilde gidebilirsiniz. Ne kadar güzel kokuyor ki. Ne kadar güzel renk veriyor değil mi? Güller açtı bak sahillerde. Ben sana hasret, Mecnun bu yerlerde. Küçük Şirin Köyü gezmeye devam ediyoruz. Sizlere biraz da bu ahşap evlerle alakalı bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu masalsı şirin ahşap evler, Orta Çağ'dan kalma evler. Ayrıca bu köyün tarihi de 13. yüzyıla dayanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz yarımadanın içerisindeki bu kale 1907 yılında Bernli bir tüccar tarafından yapılmıştır. Açtığı zaman burayı düşünemiyorum. Değil mi? Erken mi geldik? Ne yaptık? Evet, biraz erken. Bu köyü çok seviyorum arkadaşlar. Yazın geldiğinizde bu köyde harika etkinlikler yapabilirsiniz. Dilerseniz bu gölde yüzebilirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi bot turu yapabilirsiniz. Çok güzel yürüyüş yolları var. Yürüyüş yapabilirsiniz. Yazın bu köy gerçekten çok güzel, çok huzurlu.
Arkadaşlar, bu güzel köyü bir de gökyüzünden izleyelim mi? İzleyelim. Okay, Entschuldigung. Woher kommen Sie? Von Vietnam. Vietnam, Italien. Dominikan. 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 Ja. Gut. Oh, super. Görmüş olduğunuz güzel kadınlar da İsviçre Cenevre'de oturuyorlarmış ve buraya gezmeye gelmişler. Ya ya ya, makamet. Bunlar fotoğraf çekilmek istiyormuş ki. Foto. Instagram. Ya. Wir machen Film. Ciao ciao. Aleyküm selam. Köyün kamp alanı da bakın burada. Manzarası da çok güzel ve yukarıda fıçı evler var. Dilerseniz onlardan da kiralayabiliyorsunuz. Buranın kamp alanı ile ilgili detaylı bilgiyi de istiyorsanız gelip buradaki büfeden alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdaki fıçı evler de çok güzel. Hazır kurulmuş çadırlar da var. Dilerseniz siz kendi çadırınızı da kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar, bu arada az önce sizlere buranın kamp alanını göstermiştim. Fıçı evlerle ilgili de sizlere biraz bilgi vermeye çalıştım. Fiyatlarıyla alakalı bilgim yok demiştim. Az önce Erkan oradaki büfeden, hem büfe hem kafe bu arada orası, evet, bilgi aldı. Bakın şu fıçı evler ve manzara bu şekilde arkadaşlar. Evet, evet, fiyatı? Fiyatı 2 kişi bir gecelik 95 frank, 4 kişi 150 frank. Burada sadece telefonunuzu şarj edecek kadar elektrik var ve küçük bir ışık. Buzdolabı yok, televizyon yok. Bu muhteşem balıkçı köyünü gezdik, bitirdik. Şimdi buradan da muhteşem bir şelaleye, yani Gispahfelli'ye gideceğiz. Normalde yürüyerek 1 saat 20 dakika sürüyor. Biz de ilk defa bu yoldan yürüyeceğiz. Bakalım yolda bizlere ne güzellikler bekliyor. Çok merak ediyoruz. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Biz gerçekten çok huzur bulduk. Bu köy gerçekten çok güzel arkadaşlar. Her sene bu köye yani 2 kere 3 kere kesin geliyoruz. Çok huzurlu bir köy. Zaten İsviçre'nin de en güzel köylerindenmiş bu arada. Bu bilgiyi de sizlere vereyim. Burada kapanışımızı yapalım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizi çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki YouTube videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.